Sosyal medyayı manipüle etmek mi? Şunu izleyelim. Sosyal medya. Herkesin durmaksızın içerik üretip tükettiğim kaosla dolu devasa bir oluşum. Böyle devasa ki sahneler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek ve tüketilen içeriklerin anında dinlenip unutulduğunu görmek mümkün. Ha. Ay. Akımlar, trendler, fırmanlar bir şey üretilir ve olasılıklara göre algoritmanın kartopu etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise popüler kültür korkusu ile ateşe bir körük daha atar. Tebrikler, milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım, içerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor, akımlar, para, ün, araba, algı, villa, depresyon. Peki sıfır takipçili sıradan bir insan hayaledin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesin. Ne kadar mümkün. Tamam, her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Algı yönetimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da hiçbir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir azınlık oluşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Bu grubun olayı basitti. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara ve postlara anlık olarak etkileşim kazandırmak. Böylece hype'layacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde kartopu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerek. Bir agayı Discord'da toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. YouTube ekranı açsana bak. Sil, sus, cim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmaya yönelik kırıcı ve agresif akımlar. Yani insanların anonimken yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne diyorsun? Kes lan. Ne yapıyorsun? Ha. Evet, kelime üretmek göründüğünden daha zor. Bize yardım lazım. Elon, şimdi bir manipüle videosu yapıyorum, tamam mı? Şimdi bize akılda kalıcı... Bana ne? Oğlum gerçekten öyle. Bana ne? Ne diyorsun oğlum? Bana ne? Bana ne? Tamam, kelime hazır. Ama bunu bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için akıma kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak iki şey. Beyin fırtınası için biz bir aga toplandıktan sonra Bana için ses kaydetmeye başladık. Bana ne? 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 İşte bu akılda kalır. Bir sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğrafta karar kıldık. Bana. Akım tamamen hazır. Artık ilk darbeyi vurma zamanı geldi. Etkili bir darbe için Bana'yı bir meme haline getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok meme'i ise sanmak için gayet uygun. We do not care. İşleyiş şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısılacak bir cümle söyler ve Bana efektiyle ters bir montaj yapar. Bu video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejetaryen, homofobik, kilolu, kısa boy, giyim, temizlik ve evet. Bunların hepsi kurguydu. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. Bana. İşte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik akımın yayılması için kilit iki şey. 6 tane Bana videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır ve herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Hamle tamamlandı ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 videonun bir çoğu az izlenmelerde tıkalı kaldı. Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bana etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Sanırım bug bulduk ama olayları biraz daha abartmamız lazım. İlk darbeden sonra hype'lanan videoları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit ve Twitter gibi platformlarda 101 farklı hesap açtık. Ne oluyor oğlum ya? Bir içerik paylaştık ve 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için oyun etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin sayfalarını takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubunda videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Ve dramadan ekmek yemek için ne yapayım'in popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Bye. Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Reddit Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta insanlar kendi bana postlarını bile yapmaya başladı. Ondan sonra kimse bu çocuğa bir tanefiske bile vurmayacak. Bayağı. Bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi kurgulayıp yorum attık. Böylece iki zıt kitle de elimizde olacaktı. Instagram'da ise birçok farklı posta yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Twitch'te bile. Bane. Sanırım kimse farkında olmadan Bana'yı sosyal medyaya soktuk. Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerek.
Birçok platformda banem. Deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onlara özel bane videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalı. Ve akımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve Eldren'i seçtim. Ve ikisi için de bane demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama Eldren için klip lazım. Okan abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Xerox Erhan'a ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardım. Bye. Sanırım bu çok etkili olacak. Bane! 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 Sanırım akım kontrolden çıktı. Kemal Twitter'a bane yazmış ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara bane videosu yapmaya başladı. Bane! Aynı zamanda Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine bane deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan bane argodan dolayı yasaklandı. Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan bane kullanıyor. Sanırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran gereksiz bir akım çıkarttık. Artık son darbeyi vurma zamanı geldi. Bane'yi insanlara daha fazla gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam insanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. Artık tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık ve gidişatı gözlemledik. Sonuçlar ise gerçekten korkutucu. YouTube'da bane videoları yüz binlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı bane içeriği üretildi. Artık herkes kendi bane videosunu yapıyor ve insanlar beğeni almak için bane yorumları spamlıyor. Sosyal medyada bane sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bane artık bir akım ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Bane. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Herkesin kullandığı trend haline gelen argo kelime bile kurgun ve bütün konsept yalandan ibaret ise sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler, izlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığını hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerine kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki bane bane ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bane yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Bane. Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Ne çok iyi video olmuş ya. Video sonuna bak. Göktuğ 4. nick demiş. 4 ay olmuş be demiş. Teşekkür ederim Göktuğ.